Şimdi ben de yaklaşık 2 yıl kadar kayınvalidesiyle yaşamış biriyim. Bizde mesela saat 10'da televizyon kapanmak zorunda. 12'den sonra kesinlikle herkes yatağa girmek zorunda. Işıklar kapatılır. Aa. Yatmayan olursa kesinlikle lafı duyar. Ama mecbursun yatmaya zaten. Öyle bir şansın yok. Tuvalete, banyoya girdiğinizde kapıyı kilitleyemezsiniz. Bu kadar da olmaz. Yani hani diğerlerin hadi bir nebze diyeyim de tuvalet özel yani. Yasak. Mesela kilitlemedin. Kontrol mü ediyorlar yani nedir? Hayır, kilitlenmeyecekmiş. Kayınvalidemin öyle şeyleri vardı, huyları vardı. Kilitlemek yasak. O günlere gerçekten dönmek istemiyorum ama siz o psikolojiyi bir bilseniz her an birisi girecek korkusuyla ne duş alabiliyorsun, ne tuvaletini yapabiliyorsun. Diyelim gece 1'de 2'de uykun kaçtı. Ne yapıyordun o zaman? Hiçbir şey yapamazsın ki, yataktan bile kalkamıyorsun. Yasak, ışığını yakamazsın. Onun kuralları çerçevesinde yaşamak zorundasın o evde. Yanınıza lazımlık falan alın. Erzak falan hazırlayın, beslenme çantası gibi bir şey, yolluk falan hazırlayın. Peki eşim bir şey demiyor muydu buna? Dese ne yapacak? Mecburduk o an onu çekmeye. Almaya hani mecbur olabilirsin ama sesini çıkartabilirdi yani. Bizim de sizin gibi bir askerlik dönemimiz vardı çünkü onu beklemek, çekmek zorundaydık yani. Bunu gittin anlattın eşine daha sonra. Peki anlattığında bir şey söyledi mi? Ya o da yaşıyordu ki aynı durumu. Evin tüm halkı yaşıyordu herkes aynı durumu. Herkes. Tabii ki. Bu şekilde 2 yılımı geçirdim ama çok şükür. Şu an evin tüm elektriklerini, ışıklarını yakıp geziyorum. Geldi yine bizim sultan. Senin yüzünden elektrik su faturası ödemekten bıktım. Benim yüzümden. Evet senin yüzünden. Benim yüzümden. Senin yüzünden. Aman yarabbim ya. Sabahlara kadar yatmasını bilmez. Televizyon izle. O evde kaç kişi yaşıyoruz bilmiyor musun? Herkes işe gidecek, yatacak, dinlenecek. Herkese aynı kuralları koydun. Biz senin kuralların çerçevesinde yaşamak zorunda bırakıldık kaç yıl. Benim evimse yaşamak zorunda kalıyorsun biliyorsun. Bir tek senin yaşamak evin zorundasın. Miydi orası? Bir tek senin evin miydi? Benim evim. Ne demek benim evim? Hepimiz yaşıyoruz o evde. Hepiniz yaşıyorsunuz ama orada kaç kişi var onu da biliyorsun. Neden bir tek senin kuralların geçiyordu o evde? Bu evin şeyi benim kurallarım geçmek zorunda. Biz yaşamıyorduk yani orada. Tuvaletin kapısını kilitleyemezdim. Kilitleyemezdim korkumdan ben tuvaletin kapısını. Bir banyoya giriyordun, bir saat çıkmak bilmiyordun ya. Dolabın ağzına kilit vuruyordum. Sabaha kadar her şeyi yiyordum orada. Bir saatte çıkmam, 2 saatte çıkmam. Yani keyif benim keyfim. Ben su faturasını ödeyip duracağım Merve. Bir CSN'e mi çalışacak? Herkes bir sene mi çalışacak? Böyle su faturası mı, elektrik faturası mı ödeyeceğim? O eve ben de para getiriyordum. Getiriyordum. Ben hiç görmedim nedense. Görmedim nedense. Demek ki sana göstermemişim. Yapacak bir şey yok. Ben de getiriyordum. Benim de haklarım vardı. Kadın seni kale bile almadı. Arkasını döndü gitti. Gelinime bir şey söylüyorsunuz ama bakın ben sizin gibi yapmıyorum en azından. Elektrik, su, buzdolabı, banyo, tuvalet şimdi. Öyle bir şeyim yok yani. Ya kızlar ne diyorsunuz ya? 18 yıl önceden bahsediyordu. Eve bir meyve alıyordum. Hiçbir yiyemiyorduk. Niye? Almak istemiyordum ya. Bırakmıyordu hiçbir şey. Durmadan yiyordu. Kaç kişi yaşıyordunuz? 6 kişi yaşıyoruz. Ben 15 kişi yaşadım, 15 kişi. Ben onları doyurdum da sen 6 kişiyi mi doyurdun? Doyuramadım, ne yapayım? 15 kişi yaşadım. Merve'nin boğazından kimseyi doyuramadım. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bir yerde böyle kalabalık olduğunda hiyerarşi olması gerekiyor. Ve bir arada yaşayabilmek için çok paraya ihtiyaç yok. Paylaşımcı olmak gerekiyor. Evet. Eğer bir kayınvalideysen önce paylaşımcı olman lazım. İşte sen paylaşımı ben yaptıysam karşıdaki yapmadıysa demek ki o da ondan kaynaklanıyordu. Sen paylaşım yapmamışsın ki. Sen hiçbir zaman... Nereden anladın yapmadığımı?